110 beygir güç, 430 Nm tork. Traktörmetre programında birazdan JX110 modelini inceleyeceğiz. KZIH firmasının JX serisini inceleyeceğiz. JX serisinde toplamda 65 beygirden 110 beygire kadar 6 tane model var. Yanımızda bulunan model JX110 modeli. 4 silindirli 3.9 litre motora sahip. JX 70 ve 80 modelleri 3 silindirli motora sahip. Onun dışındaki 4 model 4 silindirli olarak çiftçilerle buluşuyor. Şimdi yanımızda bulunan 110 beygirlik JX110 modelini inceleyeceğiz. Dilerseniz kaput tasarımından traktörü incelemeye başlayalım. Kaput dikkatinizi çekmiştir. Case markasına ait heybetli bir görünüme kavuşturuyor traktörü. Burada siyah renkle ızgarası mevcut. Yan tarafa doğru da devam ediyor. Aynı zamanda üst taraftaki ızgara da kırmızı renge büründürülmüş. Izgaranın ortasında far yapısı yine dikkatinizi çekmiştir. Önde ve yana doğru uzanan bir far yapısı mevcut. Ön taraftaki farları tek başına kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda yan taraftaki farın açısına dikkat edin. Yandaki çalışma koşullarını aydınlatmak için eğimli bir şekilde tasarlanmış. Bu da oldukça kullanışlı. Kaput yapısından yine bahsetmeye devam edelim. Bu ızgaralardan giren hava yan tarafta bulunan 3 sağda 3 solda bulunan açıklıklardan çıkarak motorun soğutulmasına yardımcı oluyor. Traktörün ön tarafında ağırlıkları görüyorsunuz. 45 kilogramlık 6 tane ağırlık var. Bu ağırlıklardan arka tekerlerde de 3x50, 3x50 sağda solda toplamda 300 kilogramlık ağırlıklar mevcut. Traktörün ön tarafından incelemesini bitirmeden önce hemen kaputun yapısından tekrar bahsedelim. Traktör operatörünün görüşünü kolaylaştıracak şekilde yukarıdan aşağı doğru ve yanlardan öne doğru eğimli bir şekilde tasarlanmış. Bu sayede görüş kabiliyeti arttırılmış. Dilerseniz şimdi yan tarafa geçelim. Orada hangi özellikler var onlardan bahsedelim. Traktörün ön tekerleğinin çamurluğu dinamik bir şekilde hareket edebiliyor. Tekerlek yapıları yine 110 beygirlik traktör için oldukça geniş ve kullanışlı tekerleklere sahip. Yan tarafa doğru devam ediyoruz. Burada alet kutusunu görüyorsunuz. Onun hemen arkasında bir çıkış var. Bu hava kompresörünün çıkışı. Buradan tekerleklere hava basmak için bunu kullanabiliyorsunuz. Hava kompresörü de yan tarafta traktörün sağ tarafındaki merdivenin hemen altına konumlandırılmış. Bu hava çıkışından traktör kabinin içerisinde de var. Onu iç tarafa geçtiğimizde orada göstereceğiz. Traktörün arka tarafına geçmeden önce motor kısmını da göstermek istiyorum. Hemen orayı da açalım ve içerideki ayrıntıları sizlere anlatalım. Evet, traktör motorumuzun ön tarafında hemen akümüzü görüyoruz. Onun üst tarafında hava filtresi var. Spin tüp hava filtresi. Arka tarafına doğru soğutucu bölümleri görüyorsunuz. Motor turbo intercooler motorlu dedik. Intercooler'ın soğutucu bölümleri burada. Turbomuz üst arka tarafa doğru konumlandırılmış ve hemen turbonun yanında da hava kompresörünü görüyorsunuz. Motor 3.9 litre silindir hacmine sahip ve toplamda 4 silindirli olduğunu başta da söylemiştik. Aynı zamanda motorumuz Türk Traktör Fabrikası'nda yani Ankara'da üretilen yerli bir motor. Bunu da söylemeyi unutmayalım. Şimdi traktörün yan tarafına doğru geçelim. Traktörü orada incelemeye devam edelim. Evet, traktörün sol tarafında yakıt deposunun girişini görüyorsunuz. Yakıt deposunun toplam kapasitesi 110 litre. Bu da traktör operatörüne gün boyu çalışma imkanı veren yeterli bir kapasite. Yakıt deposu traktörün sol alt tarafına doğru merdivenin altından arkaya doğru uzanacak şekilde konumlandırılmış. Yakıt deposunun hemen üstünde de traktöre bineceğimiz kapıyı görüyorsunuz. Birazdan kabinin içine geçeceğiz ama önce traktörün arka tarafını anlatalım. Oradaki özellikleri söyleyelim. Traktörün arka tarafındaki özellikleri anlatmadan önce traktörün dingil açıklığından da hemen bahsedelim. 2422 mm dingil açıklığı var. Yani yaklaşık 242 cm'lik dingil açıklığı.
bu tarz yüksek beygirli traktörler için çeki gücüne etki eden önemli bir faktör. Bu da yeterli ve o gücü sağlayacak bir dingil açıklığı bu traktör için tasarlanmış. Şimdi dilerseniz arka tarafı incelemeye başlayalım. Öncelikle dikkat çeken hidrolik orta kol oluşu. Yan kol ve orta kollarda quick coupling adı verilen bağlantıyı kolaylaştıran bir bağlantı sistemi mevcut. Burayı çektiğinizde, bıraktığınızda ekipmanı hızlı bir şekilde bağlayıp işinize devam edebiliyorsunuz. Hidrolik orta kol dedik ve yan kollarda da yükseklik ayarını traktörün içinden yapmaya gerek kalmadan burada dışarıdan da yapabiliyorsunuz. Şurada mekanik bir sistem var. Bunu kullanarak yan kolların yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Traktörlerde görebiliyorsunuzdur. Arka çamurlukta bu kontroller elektronik olarak yapılabiliyor. Bunda mekanik olarak bu sistem yapılmış. Yine buradan yan kolların yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Orada da alt çeki ve üst çekimiz mevcut. Dikkat edin, burada asansör tip çeki sehpası var. Ve buranın yönü ayarlanabiliyor, dönebiliyor. Ona göre istediğiniz şekilde bağlayabiliyorsunuz. Hemen alt tarafta da kuyruk mini görüyorsunuz. Yeri gelmişken söyleyelim. Traktörde 540 devir bölü dakika, 540 ekonomi olarak bilinen 750 devir bölü dakika kuyruk mini hızları mevcut. Ayrıca 110 beygirlik CX110 modelinde opsiyonel olarak 1000 devir bölü dakikayı da çiftçilerimize sunabiliyorlar. Kuyruk mininin devrini seçmek için hemen burada arka tarafta bulunan sarı bir kol var. Onu çekerek kuyruk mili devirler arasında geçiş yapabiliyoruz. Uygun olanını seçebiliyoruz. Kuyruk milinden sonra hemen hidrolik çıkış adetlerinden bahsedelim. 6 adet hidrolik çıkışımız var. Bunların ikisi şu anda orta kola bağlı. Ama gerektiğinde bunlar çıkartılıp 6'sı birden ekipmanlar için kullanılabiliyor. Aynı zamanda tabii ki traktörün arka tarafında en önemli özellik kaldırma kapasitesi. Yeni güçlendirilmiş piston vasıtasıyla hidrolik kaldırma kapasitemiz 4700 kilograma kadar ulaşmış. Yine traktörün arka tarafında gözlemlenebilen arka camın açılır olması, arka camda silecek bulunması yine konfor detayları ve arka tarafta 4 adet çalışma lambası mevcut. 2 tane de ön tarafta var. Tabi 110 beygirlik bir traktörünüz olduğunda arka tarafa takacağınız ekipmanların çalışma genişliği oldukça fazla oluyor. Dolayısıyla arkayı aydınlatmak ve gece çalışmak için 4 tane çalışma lambası konmuş. Traktörün arka tarafının incelemesini bitirdik. Şimdi dilerseniz kabinin içine geçelim ve traktör operatörünün sahip olduğu imkanları orada sizlere anlatalım. Evet sevgili seyirciler, Case IH GX110 traktörün içerisindeyiz. Kabin özelliklerini anlatacağız. Traktör operatörünün ne gibi özellikleri kullanabileceğini sizlere tek tek anlatacağız. Dilerseniz hemen direksiyondan başlamak istiyorum. Direksiyonun ayarını gaz ve fren pedallarının arasında bulunan bir pedal vasıtasıyla yukarı aşağı olacak şekilde yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hemen direksiyonun sol tarafında power shuttle kolu var. Bu debriyaja basmadan sizin ileri geri hareketinizi sağlayan önemli bir özellik. Hemen onun altında farları devreye soktuğumuz, sinyal verebildiğimiz ve kornayı kullanabildiğimiz kol mevcut. Hemen direksiyonun alt tarafında sürücünün sağ tarafta ulaşabildiği kontak anahtarının üst tarafında yer alan dörtlüleri, diferansiyel kilidi ve dört çekeri devreye sokabildiği tuşlar burada mevcut. Onlar da yine kullanım kolaylığı olsun diye hemen direksiyonun alt tarafına konumlandırılmış. Gösterge panelinden bahsedelim. Burada devri görebildiğimiz, traktör operatörü için çok önemli olan devri görebildiğimiz gösterge mevcut. Hemen sağ üst tarafında yakıt göstergesi, sağ alt tarafında da motorun hararetini gösteren göstergeler var. Motor devrinin üst tarafında dikkat ederseniz kuyruk mili hızlarını görüyorsunuz. 540E, 750 ve 1000 devir bölü dakika. Bu hızları hangi motor devrinde yakaladığımızı gösteren işaretler aslında bunlar. Çizgi çekilmiş vaziyette hangi motor devrinde hangi kuyruk milini yakaladığını traktör operatörüne gösteren bir gösterge mevcut. Alt tarafta da yine kullandığımız özellikler veya ikaz lambaları da burada operatörü bilgilendirici bir şekilde konumlandırılmış. GX serisinde opsiyonel olarak 20 ileri 12 geri vites seçeneği de mevcut. Bununla beraber sürüngen vites de devreye girebiliyor opsiyonel olarak. Sürüngen viteste 0.33 km bölü saat hızlara kadar inebiliyorsunuz. Traktörün 4 ana vitesi, 3 de takviye olarak ara vitesler var. Toplamda 12 ileri 12 de geri vitesimiz mevcut.
Hemen takviye vitesin sağ tarafında el gazını görüyorsunuz. Traktör operatörü buradan da traktörü gazını kullanabiliyor. Üst tarafta 3 tane kol görüyorsunuz. Traktörün arka tarafında 6 tane hidrolik çıkış var dedik. Bu hidrolik çıkışların kontrolünü de buradaki 3 tane koldan yapabiliyorsunuz. Hemen yine pratik bir şekilde operatörün ulaşacağı yerde liftomatik sistemi var. Yine basıp devreye alabiliyorsunuz ve sıra sonu dönüşlerde basıp devreye alabiliyorsunuz ya da çıkartabiliyorsunuz. Liftomatik de yine ergonomik bir şekilde operatörün ulaşacağı bir yerde konumlandırılmış. Hemen sağ taraftaki direk diyelim buna, kabin direğinde konumlandırılmış tepe lambasını açabildiğimiz, farları açabildiğimiz ve öne arkaya su püskürtebildiğimiz düğmeler traktör operatörünün sağ tarafında konumlandırılmış. Hemen onun üstünde çakmak girişi, onun da üstünde kabinde konforumuzu arttırıcı bir klima mevcut. Klimanın 4 ayarı ve sıcak soğuk ayarı da burada mevcut. Yukarı doğru çıkmaya devam ettiğimizde yine operatörün sağ tarafında önemli bir konfor detayı, teybimiz mevcut. Aynı zamanda mini USB girişi de var. Bu da önemli bir konfor detayı. Aynı zamanda klima dedik. Klimanın çıkışları, hava üfleyen yerler kabinin üst tarafında 3 sağda 3 solda olacak şekilde tasarlanmış. Yukarıdan traktör operatörüne hava üfleyebiliyor. Traktör kabininde önemli bir özellik, operatörün görüş kabiliyetini arttırıcı camlar. Yaklaşık 5,5 metrekare cam alana sahip. Bu da traktör operatörü için oldukça önemli bir görüş kabiliyeti. Yan taraflarda bulunan sağ ve sol kelebek camlar açılabiliyor. Bu da ekstra hava almayı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda arka cam da açılabiliyor. Bu da yine ekipmana hakim olabilmek için önemli bir detay. Sol taraftaki kelebek camımız da açılıyor. Sağ taraftaki gibi. Operatörün sol tarafına geçmeden önce hemen burada iki kol kaldı. Onları da anlatalım. Hemen operatörün sağ tarafında çeki ve kontrol pozisyon kollarımız mevcut. Yine yan kolların yüksekliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz ve hidrolik hassasiyetini de buradan kontrol edebiliyorsunuz. Operatörün sol tarafında konumlandırılmış özelliklerden de bahsedelim. Turuncu renkte gördüğünüz el freni burada mevcut. Hemen el freninin solunda sarı bir kol görüyorsunuz. Bu servo PTO'nun kontrol kolu. Servo PTO'nun bir özelliği, güvenlik önlemi olarak kontak anahtarını çevirip traktörü durdurduğunuzda otomatik olarak kendi devre dışı kalıyor. Eğer siz PTO'yu devrede unutursanız tekrar çalıştırmada devrede olmuyor, kendi çıkıyor. Servo PTO aynı zamanda yumuşak bir geçiş sağlayarak zorlanmaları engelleyen bir özelliğe de sahip. Bunun kontrol kolu burada, sarı bir kol. Devreye alabiliyorsunuz, devreden çıkartabiliyorsunuz. Hemen onun yan tarafında yine küçük sarı bir kol göreceksiniz. Bu da motor ya da yol PTO konumlarını seçebildiğiniz bir kol. Hemen bu kolun alt tarafına doğru, traktörün dışındayken sizlere bahsetmiştik, hava kompresörünün iç tarafta da bir çıkışı var demiştik. Bu çıkış neden kullanılıyor? Buradan hava kompresöründen çıkışı alarak üstünüz başınız toz olabilir. Bunun temizliğinde kullanabilirsiniz ya da traktörün içinde hava üfleyerek temizleyeceğiniz yerler olabilir. Bunlar da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önemli bir konfor detayı. Aynı zamanda operatörün sol tarafında yardımcısı için bir koltuk mevcut. O da yeterli miktarda, yeterli boyutlarda konumlandırılmış. Kabinin içine sığacak şekilde tasarlanmış. Yaylı bir koltuk, bıraktığınızda kapanıyor. Yine yandaki yardımcı için de emniyet kemeri mutlaka ve mutlaka olmalı. Bu traktörde de var. Son olarak kabinle söyleyeceğimiz, oldukça geniş bir kabin olduğunu söylemiştik. Yine önemli bir konfor detayı da JX serisinde standart olarak bulunan sunroof. Bu da yine aydınlık, ferah bir ortam olmasını traktör operatörüne sağlıyor. Case IH JX110 traktörün kabiniyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. JX110 modelinin incelemesinin sonuna geldik. Birkaç özellik daha var. Onlardan da bahsedelim ve bu traktörün incelemesini bitirelim. Traktörde viskoz fan var. Bu motorun ihtiyacı olduğu zaman devreye giren ve motorun gücünü her zaman çalmayan önemli bir özellik. Bu da bu traktörde performansı etkileyen önemli bir özellik aslında. Aynı zamanda traktör 4 çeker olarak JX110 modelinde 4 çeker seçeneği mevcut. Diğer serinin 5 traktöründe ise opsiyonel olarak 2 çeker seçeneği de çiftçilere sunulabiliyor. Son özelliğimiz de serinin, JX serisinin bütün traktörlerinde gölgelikli modelde, yani illa kabinli olmak zorunda değil, gölgelikli modelde çiftçilerimiz tercih edebilir.
Böylelikle JX110 traktörünün incelemesinin sonuna geldik. Şimdi inceleyeceğimiz traktör ise JX55C traktör. Şimdi hemen onu incelemeye geçelim. Traktörometre programının son bölümünde Case IH firmasının JX-C serisini inceleyeceğiz. Bu seride 3 tane traktör modeli var. JX-55C şu anda yanımızda olan 55 beygirlik bir model. Bunun üstünde 2 tane traktör modeli daha var. JX-65, JX-75C modelleri mevcut. Bunların hepsi 3 modelde çok kompakt olarak tasarlanmış, daha küçük işletmelerde kullanılabilen ama güçlü modeller. Orta ölçekli çiftçilerin kullanabileceği güzel bir traktör. Dilerseniz dış tasarımından yine incelemeye başlayalım. Case IH firmasının yine görkemli kaput yapısı kullanılmış bunda da. Yan taraflarda görüyorsunuz siyah renkli ızgaralar mevcut. Üst tarafta kırmızı renkli bir ızgaramız daha hava girişini sağlıyor. Yine bu modelde de hava çıkışını sağlayan yan tarafta kanallar mevcut. Bu sayede motor daha iyi bir şekilde soğutuluyor dedik. Traktörün ön tarafında ağırlıkları görüyorsunuz. 40x4 160 artı o ağırlıkların asıldığı mesnetin de ağırlığı 60 kilogram olarak düşündüğümüzde toplamda 220 kilogramlık bir ön ağırlık mevcut. 50 kilogramdan toplam 4 tane arka tekerlerde de ağırlıklarımız var. Traktörün ön yapısında traktörün önündeki far yapısını incelersek yine yan tarafa doğru olan far yapısını görüyorsunuz. Geniş bir şekilde çalışma alanımızı aydınlatabiliyor. Kaput yapısını söylemek gerekirse de yine sürücünün yine operatörün olduğu bölümden öne doğru eğimli ve yan taraflardan da öne doğru daralan bir yapı görüş kabiliyetini artırıcı bir tasarıma sahip. Şimdi traktörün kaputunu açalım, oradaki bir iki özellikten de bahsedelim. Evet, traktörümüzün motorunun ön kısmında yine akümüzü görüyoruz, hemen üstünde de hava filtremiz mevcut. Hava filtresini kolay bir şekilde şu yanlardaki mandallardan açıp temizliğini yapabiliyorsunuz. Motorumuz genel hatlarıyla göründüğü şekilde hemen teknik özelliklerini de söyleyelim. 3.2 litre silindir hacminde 4 silindirli bir motor. JX-C serisinin hepsinde 4 silindirli motor seçeneği mevcut. Traktörün torkunu da söyleyelim hazır motordan bahsetmişken. 221 Nm torku 55 beygir gücü bu motordan elde edebiliyoruz. Hazır tork demişken 1400 devir bölü dakikada maksimum torku elde ettiğimiz devir hızı. JX-C serisinin lastik seçenekleri de yine kullanılan yapılan işin kapsamına göre çeşitli lastik seçenekleri mevcut. Şimdi traktörün yan tarafına geçelim, orada yakıt deposunun kapasitesini sizinle paylaşalım. Yakıt depomuz traktörümüzün sol tarafına konumlandırılmış, iki basamaklı merdivenin hemen altında arkaya doğru uzanıyor. Traktörümüzün yakıt deposunun kapasitesi tam 90 litre. Bu gibi kompakt traktörlerde tüm gün boyunca çalışmaya imkan verecek güzel bir kapasite. Yakıt girişinin yapıldığı boğazın hafif eğimli olduğunu görüyorsunuz. Yine yakıtı doldururken ergonomik bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Birazdan kabinin içine geçeceğiz. Kabinin içine geçmeden önce traktörün arka tarafına geçelim, oradaki özellikleri söyleyelim. Evet, traktörümüzün arka tarafını incelemek gerekirse öncelikle hidrolik kaldırma kapasitesinden bahsedelim. 2150 kilogramlık bir kaldırma kapasitesi mevcut. Bu tarz kompakt traktörlerde yeterli bir kapasite. Traktörümüzün arka tarafını inceleyecek olursak 3 nokta askı sistemini görüyorsunuz. Mekanik orta kol, elektrik soketi burada mevcut hemen orta kolun sol tarafında. 4 adet hidrolik güç çıkışımız var. Traktörün bütün serilerinde liftomatik sistemi de mevcut. Yine sıra sonu dönüşlerde kullanabildiğimiz önemli bir özellik. Yine bağlantı noktalarını incelemeye devam edelim. Burada asansör tip çeki sehpası mevcut. Alt çeki, üst çeki. Yan bağlantı kollarına bakacak olursak bu tarz kompakt traktörlerde nadir rastlanan, yine Case traktörlerde gördüğümüz quick coupling bağlantı sistemi var. Bu da önemli bir özellik. Traktörün üst tarafında yine 2 adet çalışma lambası mevcut. Arka tarafla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi traktörün içine geçelim. Kabinin özelliklerini sizlere anlatalım.
Evet sevgili seyirciler, JX55C traktörün kabininin içerisindeyiz. Size özellikleri anlatmaya başlayacağız. Öncelikle direksiyondan başlamak istiyorum. Direksiyonun alt tarafında bulunan pedala bastığımızda direksiyon komple hareket ediyor. Bunun bir güzel yanı, gösterge ekranı ile direksiyon bütün halde yapılmış ve hepsi beraber hareket ediyor. İstediğimiz gibi ayarladıktan sonra direksiyonun yanlarında bulunan özellikleri sizlere anlatayım. Direksiyonun sol tarafında 8 ileri 8 geri vitesimizi sağlayan mekanik shuttle var. Bunu bu şekilde kullanabiliyor traktör operatörü. Hemen direksiyonun sağ tarafında sinyal verebildiğimiz, farları açtığımız ve kornayı çalıştırabildiğimiz kolumuz mevcut. Kontak anahtarı da hemen onun alt tarafında. Direksiyonun olduğu bölümle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen sağ tarafa, operatörün sağına doğru özellikleri anlatmaya devam edelim. 4 ana vitesimiz kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir kolla traktörün operatörünün sağ tarafında bulunuyor. 2 adet takviye de hemen alt taraftaki kolda mevcut. Toplamda 8 ileri 8 geri vitesimiz olduğunu söylemiştik. Yine operatörün kolayca ulaşabileceği yerde el gazımız mevcut. Hemen üst tarafa doğru çıkıyorum. Traktörde 4 adet hidrolik güç çıkışı var dedik. Onların kumanda edildiği 2 tane kol da operatörün sağ tarafında bulunuyor. Yine sağ taraftan devam etmek istiyorum. Sağda bulunan kabin direğinde diyelim, kabin kolunda klimamız yine 4 ayarlı bir şekilde mevcut. Klimanın hava üfleyen çıkışları ise direksiyonun alt tarafında bulunuyor. Bacaklara ve yukarı doğru püskürten hava çıkışları mevcut. Aynı zamanda yan taraflarda da dışa doğru üfleyen hava çıkışları mevcut. Yine klimanın üst tarafında çalışma lambalarını devreye sokabildiğimiz tuş mevcut. 2 tane önde, 2 tane de arka tarafta çalışma lambası olduğunu söylemiştik. Onları buradan devreye sokuyoruz. Yine buradan silecek suyunu püskürttüğümüz düğme, tepe lambasını açtığımız düğme ve onun üst tarafında da teybimiz mevcut. Yine sürüşle alakalı önemli bir detay, sağ tarafımızda kuyruk milini devreye soktuğumuz ve devreden çıkarttığımız kollar. Hemen şu kolu böyle yukarı kaldırarak göstereyim. Hemen operatörün sağ tarafında da pozisyon çeki kolları, arkadaki hidrolik kolların derinliğini ayarladığımız ve hassasiyetini ayarladığımız kollar sağda ve solda yan yana bulunuyor. Traktörün şanzımanı ile ilgili 8 ileri 8 geri vites dedik. Fakat 12 ileri 12 geri opsiyonu da sürüngen vitesle beraber bu seride mevcut. Operatörün sol tarafına gelecek olursak burada kuyruk mili devir hızlarını seçtiğimiz kolumuz mevcut. Sarı renkli. 540 ve 540 ekonomi olarak bilinen 750 devir bölü dakikayı operatör sol taraftan seçebiliyor. Hemen alta bakıyorum. Alta çekerek kullandığımız bir kol var. 4 çeker ya da 2 çeker olarak traktörü kullanmak mümkün. Hemen bu çektiğimiz kolun ön tarafında da el frenimiz mevcut. O da turuncu renkli. Operatörün kontrol edebildiği bir özellik de hemen sağ ayağının altında bulunan diferansiyel kilidi. Buna da basarak kilidi devreye sokabiliyorsunuz. Operatörün sol tarafında yine yardımcısı için yaylı bir koltuk mevcut. Bu da kabinin genişliğini gösteren aslında önemli bir detay. Yan tarafınıza biri oturduğunda hiç rahatsız olmadan traktörü kullanabiliyorsunuz. Operatörün ulaşıp kullanabildiği kontroller bunlar. Kabin özelliklerini anlatmaya devam edelim. Yandaki kelebek camlarımız dışarı doğru açılabiliyor. Ekstra hava girişi sağlayabiliyorsunuz. Sağ cam da aynı şekilde açılabiliyor. Arka camımızı da istediğimiz gibi açıp ekipmana hakimiyet konusunda kullanabiliyorsunuz. Toplamda kabinde 4.8 metrekare cam alanı var. Bu da traktör operatörüne geniş bir görüş açısı sağlıyor. Aynı zamanda kabin izolasyonları sayesinde traktörün içerisine oldukça az ses geliyor. Bu da uzun çalışma saatleri göz önüne alındığında traktör operatörünün önemli bir konfor detayı. Evet sevgili seyirciler, traktör operatörünün kullanabildiği kabinin içindeki özellikleri de sizlere anlatmış olduk. Türkiye'de üretilen Tier 3 egzoz emisyonuna 55 beygir güce, 221 Nm torka sahip Case IH JX55C traktörün incelemesini tamamladık. Böylece bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Haftaya yeni bir programda yeni bir traktörle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.
111,3 430 Nm tork. Traktörometre programında birazdan JX110 modelini inceleyeceğiz. Case IH firmasının JX serisini inceleyeceğiz. JX serisinde toplamda 65 beygirden 110 beygire kadar 6 tane model var. Yanımızda bulunan model JX110 modeli. 4 silindirli 3.9 litre motora sahip. JX70 ve 80 modelleri 3 silindirli motora sahip. Onun dışındaki 4 model 4 silindirli olarak çiftçilerle buluşuyor. Şimdi yanımızda bulunan 110 beygirlik JX110 modelini inceleyeceğiz. Dilerseniz kaput tasarımından traktörü incelemeye başlayalım. Kaput dikkatinizi çekmiştir. Case markasına ait heybetli bir görünüme kavuşturuyor traktörü. Burada siyah renkle ızgarası mevcut. Yan tarafa doğru da devam ediyor. Aynı zamanda üst taraftaki ızgara da kırmızı renge büründürülmüş. Izgaranın ortasında far yapısı yine dikkatinizi çekmiştir. Önde ve yana doğru uzanan bir far yapısı mevcut. Ön taraftaki farları tek başına kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda yan taraftaki farın açısına dikkat edin. Yandaki çalışma koşullarını aydınlatmak için eğimli bir şekilde tasarlanmış. Bu da oldukça kullanışlı. Kaput yapısından yine bahsetmeye devam edelim. Bu ızgaralardan giren hava yan tarafta bulunan 3 sağda 3 solda bulunan açıklıklardan çıkarak motorun soğutulmasına yardımcı oluyor. Traktörün ön tarafında ağırlıkları görüyorsunuz. 45 kilogramlık 6 tane ağırlık var. Bu ağırlıklardan arka tekerlerde de 3x50, 3x50 sağda solda toplamda 300 kilogramlık ağırlıklar mevcut. Traktörün ön tarafından incelemesini bitirmeden önce hemen kaputun yapısından tekrar bahsedelim. Traktör operatörünün görüşünü kolaylaştıracak şekilde yukarıdan aşağı doğru ve yanlardan öne doğru eğimli bir şekilde tasarlanmış. Bu sayede görüş kabiliyeti arttırılmış. Dilerseniz şimdi yan tarafa geçelim. Orada hangi özellikler var onlardan bahsedelim. Traktörün ön tekerleğinin çamurluğu dinamik bir şekilde hareket edebiliyor. Tekerlek yapıları yine 110 beygirlik traktör için oldukça geniş ve kullanışlı tekerleklere sahip. Yan tarafa doğru devam ediyoruz. Burada alet kutusunu görüyorsunuz. Onun hemen arkasında bir çıkış var. Bu hava kompresörünün çıkışı. Buradan tekerleklere hava basmak için bunu kullanabiliyorsunuz. Hava kompresörü de yan tarafta traktörün sağ tarafındaki merdivenin hemen altına konumlandırılmış. Bu hava çıkışından traktör kabinin içerisinde de var. Onu iç tarafa geçtiğimizde orada göstereceğiz. Traktörün arka tarafına geçmeden önce motor kısmını da göstermek istiyorum. Hemen orayı da açalım ve içerideki ayrıntıları sizlere anlatalım. Evet, traktör motorumuzun ön tarafında hemen akümüzü görüyoruz. Onun üst tarafında hava filtresi var. Spin tüp hava filtresi. Arka tarafına doğru soğutucu bölümleri görüyorsunuz. Motor turbo intercooler motorlu dedik. Intercooler'ın soğutucu bölümleri burada. Turbomuz üst arka tarafa doğru konumlandırılmış ve hemen turbonun yanında da hava kompresörünü görüyorsunuz. Motor 3.9 litre silindir hacmine sahip ve toplamda 4 silindirli olduğunu başta da söylemiştik. Aynı zamanda motorumuz Türk Traktör Fabrikası'nda yani Ankara'da üretilen yerli bir motor. Bunu da söylemeyi unutmayalım. Şimdi traktörün yan tarafına doğru geçelim. Traktörü orada incelemeye devam edelim. Evet, traktörün sol tarafında yakıt deposunun girişini görüyorsunuz. Yakıt deposunun toplam kapasitesi 110 litre. Bu da traktör operatörüne gün boyu çalışma imkanı veren yeterli bir kapasite. Yakıt deposu traktörün sol alt tarafına doğru merdivenin altından arkaya doğru uzanacak şekilde konumlandırılmış. Yakıt deposunun hemen üstünde de traktöre bineceğimiz kapıyı görüyorsunuz. Birazdan kabinin içine geçeceğiz ama önce traktörün arka tarafını anlatalım, oradaki özellikleri söyleyelim. Traktörün arka tarafındaki özellikleri anlatmadan önce traktörün dingil açıklığından da hemen bahsedelim. 2422 mm dingil açıklığı var. Yani yaklaşık 242 cm'lik dingil açıklığı.
bu tarz yüksek beygirli traktörler için çeki gücüne etki eden önemli bir faktör. Bu da yeterli ve o gücü sağlayacak bir dingil açıklığı bu traktör için tasarlanmış. Şimdi dilerseniz arka tarafı incelemeye başlayalım. Öncelikle dikkat çeken hidrolik orta kol oluşu. Yan kol ve orta kollarda quick coupling adı verilen bağlantıyı kolaylaştıran bir bağlantı sistemi mevcut. Burayı çektiğinizde, bıraktığınızda ekipmanı hızlı bir şekilde bağlayıp işinize devam edebiliyorsunuz. Hidrolik orta kol dedik ve yan kollarda da yükseklik ayarını traktörün içinden yapmaya gerek kalmadan burada dışarıdan da yapabiliyorsunuz. Şurada mekanik bir sistem var. Bunu kullanarak yan kolların yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Traktörlerde görebiliyorsunuzdur. Arka çamurlukta bu kontroller elektronik olarak yapılabiliyor. Bunda mekanik olarak bu sistem yapılmış. Yine buradan yan kolların yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Orada da alt çeki ve üst çekimiz mevcut. Dikkat edin, burada asansör tip çeki sehpası var. Ve buranın yönü ayarlanabiliyor, dönebiliyor. Ona göre istediğiniz şekilde bağlayabiliyorsunuz. Hemen alt tarafta da kuyruk mini görüyorsunuz. Yeri gelmişken söyleyelim. Traktörde 540 devir bölü dakika. 540 ekonomi olarak bilinen 750 devir bölü dakika kuyruk mini hızları mevcut. Ayrıca 110 beygirlik CX110 modelinde opsiyonel olarak 1000 devir bölü dakikayı da çiftçilerimize sunabiliyorlar. Kuyruk mininin devrini seçmek için hemen burada arka tarafta bulunan sarı bir kol var. Onu çekerek kuyruk mili devirler arasında geçiş yapabiliyoruz. Uygun olanını seçebiliyoruz. Kuyruk milinden sonra hemen hidrolik çıkış adetlerinden bahsedelim. 6 adet hidrolik çıkışımız var. Bunların ikisi şu anda orta kola bağlı. Ama gerektiğinde bunlar çıkartılıp 6'sı birden ekipmanlar için kullanılabiliyor. Aynı zamanda tabii ki traktörün arka tarafında en önemli özellik kaldırma kapasitesi. Yeni güçlendirilmiş piston vasıtasıyla hidrolik kaldırma kapasitemiz 4700 kilograma kadar ulaşmış. Yine traktörün arka tarafında gözlemlenebilen arka camın açılır olması, arka camda silecek bulunması yine konfor detayları ve arka tarafta 4 adet çalışma lambası mevcut. 2 tane de ön tarafta var. Tabii 110 beygirlik bir traktörünüz olduğunda arka tarafa takacağınız ekipmanların çalışma genişliği oldukça fazla oluyor. Dolayısıyla arkayı aydınlatmak ve gece çalışmak için 4 tane çalışma lambası konmuş. Traktörün arka tarafının incelemesini bitirdik. Şimdi dilerseniz kabinin içine geçelim ve traktör operatörünün sahip olduğu imkanları orada sizlere anlatalım. Evet sevgili seyirciler, Case IH GX110 traktörün içerisindeyiz. Kabin özelliklerini anlatacağız. Traktör operatörünün ne gibi özellikleri kullanabileceğini sizlere tek tek anlatacağız. Dilerseniz hemen direksiyondan başlamak istiyorum. Direksiyonun ayarını gaz ve fren pedallarının arasında bulunan bir pedal vasıtasıyla yukarı aşağı olacak şekilde yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hemen direksiyonun sol tarafında power shuttle kolu var. Bu debriyaja basmadan sizin ileri geri hareketinizi sağlayan önemli bir özellik. Hemen onun altında farları devreye soktuğumuz, sinyal verebildiğimiz ve kornayı kullanabildiğimiz kol mevcut. Hemen direksiyonun alt tarafında sürücünün sağ tarafta ulaşabildiği kontak anahtarının üst tarafında yer alan dörtlüleri, diferansiyel kilidi ve dört çekeri devreye sokabildiği tuşlar burada mevcut. Onlar da yine kullanım kolaylığı olsun diye hemen direksiyonun alt tarafına konumlandırılmış. Gösterge panelinden bahsedelim. Burada devri görebildiğimiz, traktör operatörü için çok önemli olan devri görebildiğimiz gösterge mevcut. Hemen sağ üst tarafında yakıt göstergesi, sağ alt tarafında da motorun hararetini gösteren göstergeler var. Motor devrinin üst tarafında dikkat ederseniz kuyruk mili hızlarını görüyorsunuz. 540E, 750 ve 1000 devir bölü dakika. Bu hızları hangi motor devrinde yakaladığımızı gösteren işaretler aslında bunlar. Çizgi çekilmiş vaziyette hangi motor devrinde hangi kuyruk milini yakaladığını traktör operatörüne gösteren bir gösterge mevcut. Alt tarafta da yine kullandığımız özellikler veya ikaz lambaları da burada operatörü bilgilendirici bir şekilde konumlandırılmış. JX serisinde opsiyonel olarak 20 ileri 12 geri vites seçeneği de mevcut. Bununla beraber sürüngen vites de devreye girebiliyor opsiyonel olarak. Sürüngen vites de 0.33 km bölü saat hızlara kadar inebiliyorsunuz. Traktörün 4 ana vitesi, 3 de takviye olarak ara vitesler var. Toplamda 12 ileri, 12 de geri vitesimiz mevcut.
Hemen takviye vitesin sağ tarafında el gazını görüyorsunuz. Traktör operatörü buradan da traktörü gazını kullanabiliyor. Üst tarafta 3 tane kol görüyorsunuz. Traktörün arka tarafında 6 tane hidrolik çıkış var dedik. Bu hidrolik çıkışların kontrolünü de buradaki 3 tane koldan yapabiliyorsunuz. Hemen yine pratik bir şekilde operatörün ulaşacağı yerde liftomatik sistemi var. Yine basıp devreye alabiliyorsunuz ve sıra sonu dönüşlerde basıp devreye alabiliyorsunuz ya da çıkartabiliyorsunuz. Liftomatik de yine ergonomik bir şekilde operatörün ulaşacağı bir yerde konumlandırılmış. Hemen sağ taraftaki direk diyelim buna, kabin direğinde konumlandırılmış tepe lambasını açabildiğimiz, farları açabildiğimiz ve öne arkaya su püskürtebildiğimiz düğmeler traktör operatörünün sağ tarafında konumlandırılmış. Hemen onun üstünde çakmak girişi, onun da üstünde kabinde konforumuzu arttırıcı bir klima mevcut. Klimanın 4 ayarı ve sıcak soğuk ayarı da burada mevcut. Yukarı doğru çıkmaya devam ettiğimizde yine operatörün sağ tarafında önemli bir konfor detayı, teybimiz mevcut. Aynı zamanda mini USB girişi de var. Bu da önemli bir konfor detayı. Aynı zamanda klima dedik, klimanın çıkışları, hava üfleyen yerler kabinin üst tarafında 3 sağda 3 solda olacak şekilde tasarlanmış. Yukarıdan traktör operatörüne hava üfleyebiliyor. Traktör kabininde önemli bir özellik, operatörün görüş kabiliyetini artırıcı camlar. Yaklaşık 5,5 metrekare cam alana sahip. Bu da traktör operatörü için oldukça önemli bir görüş kabiliyeti. Yan taraflarda bulunan sağ ve sol kelebek camlar açılabiliyor. Bu da ekstra hava almayı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda arka cam da açılabiliyor. Bu da yine ekipmana hakim olabilmek için önemli bir detay. Sol taraftaki kelebek camımız da açılıyor. Sağ taraftaki gibi. Operatörün sol tarafına geçmeden önce hemen burada iki kol kaldı. Onları da anlatalım. Hemen operatörün sağ tarafında çeki ve kontrol pozisyon kollarımız mevcut. Yine yan kolların yüksekliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz ve hidrolik hassasiyetini de buradan kontrol edebiliyorsunuz. Operatörün sol tarafında konumlandırılmış özelliklerden de bahsedelim. Turuncu renkte gördüğünüz el freni burada mevcut. Hemen el freninin solunda sarı bir kol görüyorsunuz. Bu servo PTO'nun kontrol kolu. Servo PTO'nun bir özelliği, güvenlik önlemi olarak kontak anahtarını çevirip traktörü durdurduğunuzda otomatik olarak kendi devre dışı kalıyor. Eğer siz PTO'yu devrede unutursanız tekrar çalıştırmada devrede olmuyor, kendi çıkıyor. Yine operatörün olduğu bölümden öne doğru eğimli ve yan taraflardan da öne doğru daralan bir yapı, görüş kabiliyetini artırıcı bir tasarıma sahip. Şimdi traktörün kaputunu açalım, oradaki bir iki özellikten de bahsedelim. Evet, traktörümüzün motorunun ön kısmında yine akümüzü görüyoruz. Hemen üstünde de hava filtremiz mevcut. Hava filtresini kolay bir şekilde şu yanlardaki mandallardan açıp temizliğini yapabiliyorsunuz. Motorumuz genel hatlarıyla göründüğü şekilde, hemen teknik özelliklerini de söyleyelim. 3.2 litre silindir hacminde 4 silindirli bir motor. JXC serisinin hepsinde 4 silindirli motor seçeneği mevcut. Traktörün torkunu da söyleyelim, hazır motordan bahsetmişken. 221 Nm torku, 55 beygir gücü bu motordan elde edebiliyoruz. Hazır tork demişken 1400 devir bölü dakikada maksimum torku elde ettiğimiz devir hızı. JXC serisinin lastik seçenekleri de yine kullanılan, yapılan işin kapsamına göre çeşitli lastik seçenekleri mevcut. Şimdi traktörün yan tarafına geçelim, orada yakıt deposunun kapasitesini sizinle paylaşalım. Yakıt depomuz traktörümüzün sol tarafına konumlandırılmış, iki basamaklı merdivenin hemen altında arkaya doğru uzanıyor. Traktörümüzün yakıt deposunun kapasitesi tam 90 litre. Bu gibi kompakt traktörlerde tüm gün boyunca çalışmaya imkan verecek güzel bir kapasite. Yakıt girişinin yapıldığı boğazın hafif eğimli olduğunu görüyorsunuz. Yine yakıtı doldururken ergonomik bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Birazdan kabinin içine geçeceğiz. Kabinin içine geçmeden önce traktörün arka tarafına geçelim, oradaki özellikleri söyleyelim. Evet, traktörümüzün arka tarafını incelemek gerekirse öncelikle hidrolik kaldırma kapasitesinden bahsedelim. 2150 kilogramlık bir kaldırma kapasitesi mevcut. Bu tarz kompakt traktörlerde yeterli bir kapasite. Traktörümüzün arka tarafını inceleyecek olursak 3 nokta askı sistemini görüyorsunuz. Mekanik orta kol. Elektrik soketi burada mevcut, hemen orta kolun sol tarafında. 4 adet hidrolik güç çıkışımız var. Traktörün bütün serilerinde liftomatik sistemi de mevcut. Yine sıra sonu dönüşlerde kullanabildiğimiz önemli bir özellik.
Yine bağlantı noktalarını incelemeye devam edelim. Burada asansör tip çeki sehpası mevcut. Alt çeki, üst çeki. Yan bağlantı kollarına bakacak olursak bu tarz kompakt traktörlerde nadir rastlanan, yine case traktörlerde gördüğümüz quick coupling bağlantı sistemi var. Bu da önemli bir özellik. Traktörün üst tarafında yine 2 adet çalışma lambası mevcut. Arka tarafla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi traktörün içine geçelim. Kabinin özelliklerini sizlere anlatalım. Evet sevgili seyirciler, JX55C traktörün kabininin içerisindeyiz. Size özellikleri anlatmaya başlayacağız. Öncelikle direksiyondan başlamak istiyorum. Direksiyonun alt tarafında bulunan pedala bastığımızda direksiyon komple hareket ediyor. Bunun bir güzel yanı, gösterge ekranı ile direksiyon bütün halde yapılmış ve hepsi beraber hareket ediyor. İstediğimiz gibi ayarladıktan sonra direksiyonun yanlarında bulunan özellikleri sizlere anlatayım. Direksiyonun sol tarafında 8 ileri 8 geri vitesimizi sağlayan mekanik shuttle var. Bunu bu şekilde kullanabiliyor traktör operatörü. Hemen direksiyonun sağ tarafında sinyal verebildiğimiz, farları açtığımız ve kornayı çalıştırabildiğimiz kolumuz mevcut. Kontak anahtarı da hemen onun alt tarafında. Direksiyonun olduğu bölümle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen sağ tarafa, operatörün sağına doğru özellikleri anlatmaya devam edelim. 4 ana vitesimiz kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir kolla traktörün operatörünün sağ tarafında bulunuyor. 2 adet takviye de hemen alt taraftaki kolda mevcut. Toplamda 8 ileri 8 geri vitesimiz olduğunu söylemiştik. Yine operatörün kolayca ulaşabileceği yerde el gazımız mevcut. Hemen üst tarafa doğru çıkıyorum. Traktörde 4 adet hidrolik güç çıkışı var dedik. Onların kumanda edildiği 2 tane kol da operatörün sağ tarafında bulunuyor. Yine sağ taraftan devam etmek istiyorum. Sağda bulunan kabin direğinde diye servo PTO aynı zamanda yumuşak bir geçiş sağlayarak zorlanmaları engelleyen bir özelliğe de sahip. Bunun kontrol kolu burada, sarı bir kol. Devreye alabiliyorsunuz, devreden çıkartabiliyorsunuz. Hemen onun yan tarafında yine küçük sarı bir kol göreceksiniz. Bu da motor ya da yol PTO konumlarını seçebildiğiniz bir kol. Hemen bu kolun alt tarafına doğru, traktörün dışındayken sizlere bahsetmiştik, hava kompresörünün iç tarafta da bir çıkışı var demiştik. Bu çıkış neden kullanılıyor? Buradan hava kompresöründen çıkışı alarak üstünüz başınız toz olabilir. Bunun temizliğinde kullanabilirsiniz. Ya da traktörün içinde hava üfleyerek temizleyeceğiniz yerler olabilir. Bunlar da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önemli bir konfor detayı. Aynı zamanda operatörün sol tarafında yardımcısı için bir koltuk mevcut. O da yeterli miktarda, yeterli boyutlarda konumlandırılmış. Kabinin içine sığacak şekilde tasarlanmış. Yaylı bir koltuk bıraktığınızda kapanıyor. Yine yandaki yardımcı için de emniyet kemeri mutlaka ve mutlaka olmalı. Bu traktörde de var. Son olarak kabinle söyleyeceğimiz oldukça geniş bir kabin olduğunu söylemiştik. Yine önemli bir konfor detayı da JX serisinde standart olarak bulunan sunroof. Bu da yine aydınlık, ferah bir ortam olmasını traktör operatörüne sağlıyor. Case IH JX110 traktörün kabiniyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. JX110 modelinin incelemesinin sonuna geldik. Birkaç özellik daha var. Onlardan da bahsedelim ve bu traktörün incelemesini bitirelim. Traktörde viskoz fan var. Bu motorun ihtiyacı olduğu zaman devreye giren ve motorun gücünü her zaman çalmayan önemli bir özellik. Bu da bu traktörde performansı etkileyen önemli bir özellik aslında. Aynı zamanda traktör 4 çeker olarak JX110 modelinde 4 çeker seçeneği mevcut. Diğer serinin 5 traktöründe ise opsiyonel olarak 2 çeker seçeneği de çiftçilere sunulabiliyor. Son özelliğimiz de serinin JX serisinin bütün traktörlerinde gölgelikli modelde, yani illa kabinli olmak zorunda değil, gölgelikli modelde çiftçilerimiz tercih edebilir. Böylelikle JX110 traktörün incelemesinin sonuna geldik. Şimdi inceleyeceğimiz traktör ise JX55C traktör. Şimdi hemen onu incelemeye geçelim.
Traktörometre programının son bölümünde Case IH firmasının JXC serisini inceleyeceğiz. Bu seride 3 tane traktör modeli var. JX55C şu anda yanımızda olan 55 beygirlik bir model. Bunun üstünde 2 tane traktör modeli daha var. JX65, JX75C modelleri mevcut. Bunların hepsi 3 modelde çok kompakt olarak tasarlanmış, daha küçük işletmelerde kullanılabilen ama güçlü modeller. Orta ölçekli çiftçilerin kullanabileceği güzel bir traktör. Dilerseniz dış tasarımından yine incelemeye başlayalım. Case IH firmasının yine görkemli kaput yapısı kullanılmış bunda da. Yan taraflarda görüyorsunuz siyah renkli ızgaralar mevcut. Üst tarafta kırmızı renkli bir ızgaramız daha hava girişini sağlıyor. Yine bu modelde de hava çıkışını sağlayan yan tarafta kanallar mevcut. Bu sayede motor daha iyi bir şekilde soğutuluyor dedik. Traktörün ön tarafında ağırlıkları görüyorsunuz. 40x4 160 artı o ağırlıkların asıldığı mesnetin de ağırlığı 60 kilogram olarak düşündüğümüzde toplamda 220 kilogramlık bir ön ağırlık mevcut. 50 kilogramdan toplam 4 tane arka tekerlerde de ağırlıklarımız var. Traktörün ön yapısında traktörün önündeki far yapısını incelersek yine yan tarafa doğru olan far yapısını görüyorsunuz. Geniş bir şekilde çalışma alanımızı aydınlatabiliyor. Kaput yapısını söylemek gerekirse de yine sürücünün...